İyi akşamlar arkadaşlar. Kripto Sosyal'in haftalık Twitter Space'ine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Her zaman yaptığımız gibi birkaç dakika hem arkadaşlarımızın toplanmasını hem hocalarımızın toplanmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da başlayacağız. Birkaç dakika müsaade istiyoruz. İyi akşamlar herkese. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Piyasa iyi olunca iyi olmamak elde değil. Olsun, biz yine iyiliğimizi piyasaya bağlamayalım. Hele hele kriptoya bağlarsak işler içinden çıkılmaz bir hal olur. O zaman hayatın önemli bir kısmı depresyonuna geçebilir. Kesinlikle sana hak veriyorum. Ama bugünlerde de böyle bir ekstra mutlu olmamak elde değil. Evet, doğru söylüyorsun. Kesinlikle. Hoş geldin Burçra. Ben de hoş geldin diyorum sana. Hoş buldum Burak. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Amerika'dan geleceğin haberleri bekliyorum. Geçen konuşamadık. Evet. Geçen sizin Uzman Coin'deki yayını gördüm. Sonlarına denk geldim ama Hakan Bey'le çok güzel sohbet ediyordunuz. Ah, çok teşekkür ederim. Hatta mesaj açacaktım. Beni yayına alın. Sohbet edeyim biraz diye. Sonra dedim ki şimdi. Aslında. Programlarını bozmayayım dedim ki o sırada da zaten bir 5 dakika sonra yayın bitti. Öyle bir baskın yapacaktım habersiz ama sürpriz olacaktı size de. Bir gün planlayıp sonradan yapalım. Zaten planlayıp da yaparız, doğru. Ortak yayın daha güzel olur. Bu arada Burak arkadaşlar önümüzdeki hafta... Dur söyleme, hayır söyleme. Erap söyleme. Yok söyleme. Öyle daha mi? Belli tamam. Değil. Yok tamam. Daha belli değil. Herhangi bir şey belli değil. Tamam, bir de onun bir şey de şeyi farklı. tamam abi. Peki o detayı bilmiyordum ben. İyi oldu uyardım. Tamam. Tamamdır. Murat abi hoş geldin abi. Sen de yayına. İyi akşamlar herkese. Büşra Hanım hoş geldin siz de. Hoş buldum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Merhaba Murat abi. Merhaba Burak'cığım. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Dostlar artık bence başlayabiliriz. Bayağı bir toparlandık. Artık giren arkadaşlar da dahil olurlar. Ben hem misafirimiz olduğu için hem de piyasa konusundaki değerlendirmeleri kıymetli olduğu için Büşra ile başlatmak istiyorum izninizle. Büşra, genel olarak aslına bakarsan piyasayı nasıl gördüğünü BTC özelinde istersen birkaç tane altcoin'ine de örnek vererek tamamen sana kalmış. Mikrofonu sana vereyim. Sen bizlere piyasayı nasıl gördüğünü bir anlat lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Herkes hoş geldi. Uzun zamandır aslında takip ettiğim seviyelerin baktığımızda şu anda üzerindeyiz. 48 bin bandına bir yükseliş gerçekleştirdik. Ancak her sabah yaptığım canlı yayında söylediğimi burada yeniden sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim beklemiş olduğum bir evet yükselen üçgen formasyonum vardı. Bu yükselen üçgen formasyonunu şu an için kırmış görünüyoruz. Günlükte bu arada takip ediyorum. Ancak biliyorsunuz Bitcoin'in her zaman yapmış olduğu fake out hareketler olur. O yüzden ben birkaç gün daha temkinli ilerlemekten yanayım. Bu birkaç günlük kapanışları gördükten sonra 50 bin üzerinde bir kapanış almamız doğrultusunda evet tekrar yükseliş trendine girdik. Evet yükselişle alakalı beklentilerimizi revize edebiliriz diyebilecek seviyeye geleceğiz. Ancak şu an için ben hala bunun bir fake out hareket mi yoksa bir fake olmayan hareket mi olduğunu bir gözlemlemek istiyorum. Aslında bir piyasayı solumak istiyorum, bekliyorum. Tekrar bahsetmiş olduğum bu üçgen içerisinde bir giriş gerçekleşebilir. Ancak Bitcoin genelinde bunları söylerken bugün genel bir altcoin analizi, altcoinleri bir check ettim. Çok pardon. Altcoin'leri analiz ettiğimde genel olarak harmonik yapılar olduğunu gözlemledim. Bu harmonik yapılarda bearish formasyonunu veriyordu. Yani bir düşüş formasyonu veriyordu. O yüzden altcoin'lerin bu noktada bizi biraz daha BTC konusunda yönlendirdiğini düşünüyorum. Geçmişteki bütün deneyimlerime baktığımda da bu hep bu şekilde oldu. O yüzden bu hızlı yükselişin kısa zamanda ufak da olsa
bir düzeltme yapmasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. Bu noktada seviye belirtmem gerekirse de öncelikle bir 45 bin seviyelerine kadar bir geri çekilme. Şayet 45 bini kaybedersek de oradan bir 41 bin seviyelerine kadar geri çekilmenin muhtemel olabileceğini söyleyebilirim. Bu arada Bitcoin ile alakalı şunu da eklemek istiyorum. Şu an günlük grafikte incelediğimde, hatta bakayım, 10 Şubat'tan itibaren oluşmuş olan yine bir harmonik formasyon var. Daha doğrusu oluşumunu devam ettiren bir formasyon var. Şayet D bacağı, D noktası 50 bin seviyelerine kadar gelirse zaten oradan kesin bir geriye doğru hareket bekleriz. Çünkü bearish formasyonu 1.618 noktasına gelmiş olacak. Bu seviyeler bugünler önemli aslında. Daha benim için bu noktalar dediğim gibi belirsizliğini devam ettiren günler olmakla beraber spot alımlar geçtiğimiz dönemde alt seviyeden alanlar için şu anda muazzam karlar verdiler. Hatta %40 üzerinde birçok coin'de kar görmüş olduk. Değerlendirenleri tebrik ederim bu süreyi yakalayan dostlarımızı, arkadaşlarımızı. Ancak şu anda FOMO'ya kapılıp işlemlere dahil olmadan önce en azından kendi gözünüzde de olabilir bu. Bir destek direnç seviyelerini belirterek dirençte ürünlere dahil olmamanın önemli olduğunu belirtmek isterim. Direnç seviyelerinden çünkü tepki alıp geri çekilme yaşamamız çok muhtemel olacaktır. Bu noktada da çünkü zararda beklemek durumunda kalabilirler. Zamanlarını kaybetmelerini istemem biz takip edenleri. Ethereum'la alakalı bir paylaşımda bulunabilirim. Ethereum'da da benim yine takip etmiş olduğum bearish harmonik formasyon mevcut. Şu anda tam D noktasında 1.618'e geldi. 3.450 dolar seviyelerinden. Hatta ben o noktada ufak bir short işlem açtığımı da paylaştım. Bu noktada beklediğim seviyeler ise 3.000 dolar ve 2.800 dolar seviyeleri olacaktır. Ama tabii piyasanın yönü genel olarak şu anda yukarı yönlü gitmek istediği için sıkı takip edeceğim pozisyonumu. Keza birazdan Burak da bahsedecektir. Varlık fonları alımında da bu hafta Aralık'tan beri olan en yüksek alımları gerçekleştirdi kurumsallar. Bunlar da oldukça güzel, piyasayı olumlu yönde etkileyecek haberler olmakla beraber tedbiri elden bırakmadan işlemlerimi takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Büşra, şunu söylüyorsun Bitcoin özelinde. Gayet tabii Bitcoin sonrası piyasaya da yayılacak olarak değerlendirmemiz gerekir. Dediğin şu, 50 bin seviyelerine kadar yükselişin mümkün olduğunu düşündüğünü ama artık biraz temkinli olunması gerektiğini, ancak 50 bin itibariyle gerçekleşecek ki ben bunu 50.000 51.000 aralığı olarak ifade ediyorum kendi videolarımda. Buranın etkili bir direnç olduğunu, buradan da bir düzeltme ihtimalinin daha muhtemel olduğuna inandığını söylüyorsun. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle öyle Erap. Tam olarak bahsettiğim bu. Tamam, tamam. Altcoin'lerle alakalı son bir soru soracağım sana. Altcoin'lerde bearish yapılar olduğunu ifade ettim. Bunları altcoin'lerin BTC pariteleri bazında mı söylüyorsun, dolar pariteleri bazında mı söylüyorsun? Dolar pariteleri bazında takip ediyorum hepsini. Tamamdır, süper. Peki Büşra, çok teşekkür ederim açıklamaların için. Herhal bu konu değişmeden, bu konuyla ilgili kendi yaptığın analizleri, fikrini de paylaşır mısın tamamlayıcı olması açısından? Benim konuşacağım konular çünkü teknik olmadığı yerde, piyasayla ilgili olmadığı için dinleyiciler hem Büşra Hanım'la hem senin yapacağın katkı ve değişik hani sen haftalık bakıyorsun, onu biliyorum. Onu daha fazla önemseyeceklerdir diye düşünüyorum. Yani Bitcoin piyasayla ilgili. Tabii. Ya şimdi şöyle, ya aslına bakarsan hani çok çok da farklı bir düşüncemiz yok Büşra ile bu anlamda. O da çünkü günlük bazda inceliyor. Ya ben mesela harmonikten ziyade biraz daha böyle old school bakan bir insanım. Yani işte paralel direnç destek alanları, trend hatları. Çünkü tecrübem bana şunu öğretti ki ne kadar basit o kadar iyi. Ben böyle bakıyorum. O yüzden zaten Büşra'yla geçen hafta yaptığımızda da 45.500 44.500 aralığının
önemli bir momentum yaratabilecek direnç olduğunu konuşmuştuk. Yani kırılması durumunda yukarı yönlü boğa momentumunun artma olasılığını konuşmuştuk. O da benzer düşündüğünü zaten söylemişti. Nitekim şu anda o alanın üstündeyiz. Dolayısıyla o alan yani kuvvetli olan dirençler kırıldığında aynı kuvvette desteğe dönüşüyorlar. Bu teknik analizin temel prensiplerinden bir tanesi. Dolayısıyla şu anda o alanın üstünde kaldığımız müddetçe benim öngörüm şu minvalde. Ben de açıkçası 50-51 bin seviyelerini önce denememizin aşağıdaki destek alanlarını konuşmaktan daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Yani ne demek bu? 45.500, 44.500 üstünde kaldığımız müddetçe daha aşağıdaki seviyelerden önce 50.000, 51.000'in denenmesinin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da benzer düşünüyoruz Büşra ile. 50-51.000 seviyesindeki direncin ben şu anda herkes tarafından konuşulan 200 günlük hareketli ortalamadan da daha önemli bir direnç olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla orayı izleyeceğiz bakalım. Yani ben de artık yavaş yavaş biraz o pozisyona doğru yavaş yavaş temkinli olmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla hani bu anlamda çok bir farkımız yok. Haftalık kapanış şu anlamda önemli. Çok uzun bir aradan sonra hemen hemen geçen Kasım ya da Aralık'tan beridir ilk defa 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde bir haftalık kapanış geldi bu hafta itibariyle. Ama 55 haftalık hareketli ortalamanın ben ikisine bakıyorum. İkisinin üstündeysek genel trend yukarı, altındaysak genel trendin aşağı olduğunu düşünüyorum. Nitekim şu anda 55 haftalık hareketli ortalamanın hala altında olduğumuz için an itibariyle üstünde olsak da haftalık kapanış yapmadığımız için, teyit etmediği için daha genel trendde bir değişiklik olduğunu iddia edemiyorum. Dolayısıyla bu haftanın kapanışı o anlamda da belirleyici olacak ve şunu mutlaka belirtmek istiyorum ki arkadaşlara, şu anda Bitcoin'de gördüğümüz, yani şu anda dediğim şu son iki haftadır gördüğümüz hareketliliğin global piyasalarla son derece pozitif korele bir hareket olduğunu da unutmamak lazım. Yani Bitcoin ve kripto para piyasasına özgü bir pozitiflik yok şu anda. Bütün küresel piyasalardaki şu anda en benzer olarak pozitif korele gittiğimiz Nasdaq endeksi. Nasdaq endeksi ile Bitcoin tablolarını şöyle haftalıkta ikisini karşı yan yana koysun arkadaşlar. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır. Şimdi aslında Kasım'dan beridir de bu benzerliği görebilirler. Açsınlar haftalıkta mumlar bazında neredeyse tıpatıp iki tablo görecekler. Bunun da sebebi tabii ki makroekonomik konular. Dilersen buradan makroekonomiye geçmişken, işte Fed'in politikalarından bahsetmeye geçmişken biraz da sözü sana bırakayım dilersen Burak. Yani işte Mayıs ayına bilanço meselesinin atılması, yani para yakma meselesindeki detayların ortaya çıkmasıyla alakalı belki Mayıs'a doğru piyasada tekrardan bir tedirginlik, belirsizlik havası başlayacak. Özellikle Fed tarafında, regülasyonlar tarafında bizlerle Amerika'daki gelişmeleri en başta bir girizge olarak paylaşıp daha sonra da fonlara doğru bir geçebilirsek çok memnun olurum. Tabii. Zaten bu son dönemde, hani son bir haftadır aşağı yukarı hem Fed ile ilgili hem de makroekonomi ile ilgili değişen bir şey yok. Hani çok önemli şeyler var. Biz bunları hep de bahsediyoruz ama senin de söylediğin gibi Mayıs'ta Mayıs başındaki Fed toplantısından daha agresif bir faiz artışı bekleniyor. Yani 50 bas puan artış bekleniyor. Bu tabii ki de olumlu bir şey değil. Hatta ben şimdi bakayım Mayıs ayındaki, yani CME borsalarındaki vadeli işlemlere baktığımızda Mayıs'taki yani 50 bas puan artışın ihtimali şu anda %71 gözüküyor o şeye göre. Tabii bu çok çabuk, günlük değişen bir şey bu. Bir gün önce 75'miş, şu an 70 olmuş. Yani Powell çıkar bir şey söyler, bu bir anda %1'e iner, yani onu söylemek istiyorum. Buna çok fazla önem atfetmemek gerekiyor buna. Sadece piyasanın bakış açısını görme amaçlı bize bir fayda sağlıyor. Tabii ki de bu piyasalar için olumlu bir şey değil. Para yakma dediğim bu bilanço daraltması da Mayıs'ta zaten bence kesinlikle başlamaz ama bu sene başlanacağına dair işte Haziran, Temmuz
mesajı verilirse, hani bir sonraki toplantıda başlayacağız derlerse eğer, o da açıkçası hani beklenmeyen bir şey olacaktır. Ama şunu unutmayalım. Şimdi FED toplantısından sonra ben şöyle bir yorum yapmıştım. FED sanki Rusya savaşı yok, sanki hiçbir şey yok, hiçbir şey olmamış son 2-3 haftadır. O dönemi hatırlayın. Rusya'nın işgali başlamıştı. Enerji fiyatlarında çok ciddi bir artış olmuştu. Fiyatsa çok ciddi çalkantılı haldeydi. Ki o zamanlar işte bir varil petrolün fiyatı 130 doların üstünü görmüştü mesela. Çok çok şey dönemdi yani. Çalkantılı bir dönemdi. O dönemde işte hani şey demiştim ben, yani sanki hiçbir şey yokmuş gibi normal hani bir ay önceki beklentilerle yoluna devam ediyor ve işte 6 faiz artışı yapacağını söyledi. Ki biz bunun zaten piyasanın bunu beklediğini söylediğimizde işte yok olur mu öyle şey, 2 faiz artışı en fazla yapar, 3 yapar diye şeyler, tepkiler de almıştık. Ama tepkiler değil de farklı yorumlar almıştık. Ben zaten her zaman söylüyorum, ben bu konuda özellikle yani makroekonomi konusunda kendi fikrimi hiç paylaşmıyorum. Kendi fikrimin zaten bir önemi yok. Sadece burada hani piyasanın fikrini, piyasa ne düşünüyor onu görmeye çalışıyorum. Onu aktarıyorum ben. Sadece burada bir aracı gibi beni görebilirsiniz makroekonomi konusunda. Siyaset ve regülasyon konusunda o biraz benim alanım, uzmanlık alanımda o olduğu için orada yorum yapıyorum ki onlar da zaten hani önemli olduğunu düşünüyorum. O konu ayrı. Şimdi demiştik ki FED böyle bir karar aldı. Şimdi bakıyoruz hani orada beklendiği derecede ciddi bir krize doğru gitmiyor durum. Konuşmalar başladı. Savaşla ilgili hani kötüye giden bir durum yok, öyle söyleyeyim. Yani iyiye giden bir durum yok belki. Hali hazırda savaş devam ediyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Ama bugün, ekonomi konusunda... Bugün Burak çok özür dilerim. Bugün savaşla ilgili. Belki gözünden kaçmıştır, saat farklarımız var. Türkiye'de 2-3 gündür devam eden Rus ve Ukraynalı delegelerin konuşmaları var. Bugün oradan olumlu mesajlar çıktı. Çok çok net olmasa da en azından savaşla ilgili elimizde öyle bir olumlu bir gelişme var. Özellikle Kiev tarafındaki askeri yoğunlaşmanın azalacağı ve özellikle önümüzdeki dönemde müzakere masasının daha çok gündeme geleceğine dair. Hani o anlamda belirlenmiş bir pozitif gelişme var. Hemen paylaşayım istedim seninle de. Güzel, çok teşekkürler. Söylediğin gibi hani benim kastettiğim zaten somut bir şeydi. Somut şeyler de oluyor. Şimdi şeye baktığımızda enerji fiyatlarında orada da bir düzelme var. Yani 110 dolara falan inmiş. 130'lardan bahsediyorduk. Hani o kriz dönemindeki artıştan inmiş biraz. Biraz sakinleşiyor ortalık. Yani FED Rusya savaşı bir şey, krizi yokmuş gibi hareket etti. Bu kriz de biraz şu an yavaş yavaş ortadan kalktığı için muhtemelen yani aldıkları risk bir anlamda karşılığını bulmuş gibi gözüküyor. Yani bundan sonra artık hani enflasyonu bastırmak, işte enflasyonu kontrol altına almak için biraz agresif davranırlarsa, Rusya kriziyle alakalı da durum kötüye gitmediği için birazcık o Fed'in o şahin duruşu gerçek hayattaki karşılığını bulmuş oluyor diyelim. Yani hani pozitif manada, şöyle pozitif manada, yani olumsuz tabii ki de şahin olması, ama şey de olabilirdi, terste de kalabilirdi yani FED. Ondan bahsediyorum. Burak, orada şöyle bir detay var. Yine bugün karşılaştım Bloomberg'in bir haberi. Aramco önümüzdeki günlerde galiba bir OPEC toplantısı olacakmış. Aramco da bu ara en çok gündemde olan oyunculardan bir tanesi, biliyorsun. Tekrardan Husiler tarafından Aramco tesislerine bombalı saldırı yapıldı. Özellikle Çin'e yapacağı, Çin'e kendi para birimleriyle satış yapabileceğini açıklamıştı Aramco. Onun üstüne bu saldırı geldi. Şimdi de fiyatlarla alakalı, petrol fiyatlarıyla alakalı indirime gitmeyeceklerini, aksine zam yapacaklarına dair bir takım açıklamalar geldi. Dünyanın en büyük petrol üreticisi firmadan bahsediyoruz burada, Suudi Aramco'dan. Dolayısıyla bu da bütün dünyadaki enflasyonu doğrudan etkileyecek bir şey. Çünkü en temel enerji kaynağından bahsediyoruz. Bu enflasyon artışı zaten şu anda kontrol edilemiyor. Bir de bu tip dış faktörlerden dolayı artması
belki de Mayıs ayında beklenmedik bir Şahin duruşla karşılaşmayı da sağlayabilir mi? Ne dersin? Yani bu söylediğin şekilde bir şey olursa Şahin olmaz. Tam tersi olur. Çünkü ekonomi daha da kötüye giderse ya, şimdi senin ilk, yani ilk baktığımızda buna şeyi görüyoruz yani. Tabii enerji fiyatları artarsa enflasyon daha da artar. Ama o bir yandan da şeyi, hani büyümeyi de etkileyecek bir şey önümüzdeki dönemde. Yani bu sadece enflasyonun artması bu ilk göreceğimiz şey olur, ama büyümeyi de etkileyeceği için büyümeyle enflasyon arasındaki ilişki de ters olursa, o zaman zaten adı resesyon oluyor bunun. O zaman faiz arttırmak daha da kötü olur. Yani hem büyüyemiyorsun hem faiz arttırırsan zaten işin içinden hiç çıkamazsın. Piyasayla ilgili de zaten bu getiri eğrisi dediğimiz bir şey var. Bu son dönemlerde çok fazla bahsediliyor. Çok kısa ondan bahsedeyim. Getiri eğrisi dediğimiz şey şu. Yani kısa, mesela siz hani 6 aylık, şöyle çok basit, yani 1 yıllık bir tahvil aldığınızı düşünün. Bu 1 yıllık tahvilin bir saniye, bu arada kripto kuanttan bir alarm geldi. Hemen ona bakacağım. Önemli bir şey mi diye. Giriş olmuş şeylere, borsalara. Bir saniye arkadaşlar, bu şey önemli olabilir. Kusura bakmayın, hani yayın esnasında da hemen paylaşmak istediğim için açıyorum, bakıyorum şu anda. Tabii ki, borsalara ciddi bir giriş olmuş sanırım. Bir yandan buna bakarken şey diyeyim. Hani şimdi bu getiri eğrisi dediğimiz şey şu bizim. Bir yıllık tahvilin faizi %1 diyelim. İşte 3 yıllığın %3 olun, 5 yıllığın %5, 10 yıllığın %10. Bu normal bir şey. Çünkü zaman arttıkça siz paranızı orada daha uzun süre kilitlediğiniz için oradan getiri de daha fazla olmuş oluyor. Ve buna da doğru bir eğri olmuş oluyor. Yani yukarı doğru artan bir eğri. Bu ters döndüğünde, yani kısa vadeli tahvilin faizi, borçlanmanın faizi uzun vadelinden fazla olduğunda, bu resesyon anlamına geliyor. Çünkü ekonomi birazcık alt üst olmuş oluyor. Çok yani kaba tabirle. Şu anda baktığımızda 2 yıllık ABD tahvilinin faizi %2.38. 10 yılın %2.39. Aynı yani. Şimdi zaten burası ters dönmüş. 10 yıllık hatta bugün bayağı bir düşmüş yine %3'e yakın. 2 yıllık da %şey çıkınca zaten buradaki aradaki fark sıfıra doğru iniyordu. Tam ben size şu anda bahsederken zaten 0.006'ya inmiş. Gitmiş fark yani. Şimdi bu ekonomi için çok çok büyük bir şey. Zaten hani geçmiş dönemlere baktığımızda bu eğri ters döndüğünde, yani bu 10 yıllıkla 2 yıllık arasındaki fark negatife indiğinde sonrasında sürekli resesyon gelmiş. Yani hangi döneme bakarsanız bakın, 2019 önceki dönemlerin hepsine bakın. Hepsinin sonrasında resesyon gelmiş. Peki ama sonra ne olmuş resesyon gelince? FED bir şekilde müdahale etmiş, parasal genişleme başlamış, faizi indirmiş vesaire falan, ortalığı biraz toparlamış. Şimdi öyle bir şansı var mı? Tabii ki de var, her zaman var. FED'in faiz indirme ve işte hani parasal genişleme tekrar başlama imkanı var. Ama şu anda elinde bir de kocaman bir bomba var, onun adı da enflasyon. Şimdi böyle olunca tabii ki de şey... risk daha da artıyor. Fed'in yani buraya müdahale etme riski artıyor. Durum hiç hoş değil. Ondan bahsedeyim. Şu an kripto kuantum verisini açtım arkadaşlar. Borsalara, ben bütün borsalara bakıyorum. 11.500 adet bir tane bloktan bahsediyorum orada. 10 dakikalık veriden bahsediyorum. Bitcoin girmiş. Bakalım spot'a mı girmiş yoksa şeye mi? Yok, şeye girmiş. Türev borsalara girmiş arkadaşlar. Bunun hepsi oraya girmiş. Hangisi olduğuna şu an tek tek bakmam lazım. Türev olduğu için bunun direkt satışa geçeceğini söylemek yanlış olur. Bakayım ya, şu anda Coinbase'e mi girmiş? Spot'ta bile onu söyleyemeyiz. Evet, ama aynen. Hani türeve girdiyse biraz daha... FTX'e girmiş hepsi. Hepsi FTX'e girmiş. Şimdi gördüm. Bütün hepsi FTX borsasına, türev borsasına girmiş şu anda. Bu şey değil ya, satış olacak anlamına gelmez. Satış baskısı olduğunu gösterir.
Dün bir madencilik verisi vardı. Ondan da bahsederim bir sonraki söz bana geldiğinde. Şimdilik sözü sana bırakayım. Murat tamam. Abi istersen biraz soralım. Sonrasında ben bir yandan da bu verilere bir bakayım. Daha net lütfen. Bir bilgi verelim. Lütfen sen onlara bir yandan bak. Tekrardan söz sana geldiğinde on-chain verilerden yine konuşuruz. Bugün zaten Kerem de yok arkadaşlar. Burak'a biraz on-chain tarafında zorlarız. Murat abi orada mısın? Buradayım herhalde. Abi senin botlarınla alakalı ciddi soru işaretleri var. Halen gelmediler. Önceki rekorumuz 9 gündü borsa botlarının olmadı. Şu anda galiba bugün 16. gün. Nedir abi? Buna sebep olan nedir? Bu esnada işte botlar gittiğinde hep istatistiki açıdan yani %100 değil belki ama %90 diyebileceğimiz oranda hep gittikten belli bir süre sonra ciddi düşüşler görmüştük piyasada. Bu sefer botlar gittiğinden beri yükselen bir piyasa görüyoruz. Nasıl yorumluyorsun bunu? Çok fazla soru işareti var. Birazcık bu soru işaretlerini yanıtlayabilirsen çok memnun olurum abi. Buyur. Tabii kardeşim. Yani bu bizim ilk defa deneyimlediğimiz bir süreç aslında. Biz bugüne kadar 9 günün üstünde iş görmedik. İki sefer 9 güne şahit olduk. 15-16 gün ilk defa yaşadığımız bir şey. İnsanların aklında tabii ki şu soru oluşuyor. Bu işte bot verileri herkes tarafından duyuldukça acaba önlem mi aldılar diye bir soru işareti var. Biz arka planda sistemi sürekli takip ettiğimiz için şu an aslında öyle bir pozisyon yok. 2 gün 3 gün önce Coinbase tarafında işte botlar yoktu, yalnız aktif oldu. Ama biz ağırlıklı olarak Binance tarafını takip ettiğimiz için şu an Binance tarafında herhangi bir veri akışı maalesef sağlanmıyor. Dediğim gibi rekora gittik, rekoru kırdık, rekoru her gün egale ediyoruz. Her gün yüksek biçimde botları bekliyoruz artık yani bir şeyler olsun diye. Bugüne kadar uzun süreli botlarımızda şöyle bir durum vardı zaten. Kısa süreli de olsa uzun süreli de olsa gittikten sonra dediğin gibi %90 oranında biz düşüşe şahit olduk. Bunlar 24 saat içinde olan oldu, bir gün sonra olan oldu, 3-5 gün istisna yani çok fazla olmadı, iki seferde 9 güne şahit olduk. İlk defa bu kadar uzun gitti. Yani sebep olarak aslında hiçbir şey söyleyemiyorum çünkü dediğim gibi arka planda çalışan bir veri var, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor bizim tarafımızda. Yani ne zaman dönerler, döndüklerinde bize nasıl bir sürprizle gelirler inan bilmiyorum. Tekrar ediyorum, ilk defa deneyimliyoruz bu süreci. Botlar tarafında aslında böyle bir sıkıntı var. Ama benim değinmek istediğim olay daha farklı. Şimdi piyasada genel algı olarak artık yükseliş konuşulmaya başlandı. Çoğu insan tarafından da boğa söylentileri tekrar ortaya çıktı. Tabii biz bunu 47-48 bandına geldiğimizde hep yaşıyoruz. Piyasada yeşilliklerden dolayı herkes bu söyleme giriyor. Burada sadece benim dikkat çekmek istediğim bir şey var. Biz şimdi kripto sosyal olarak biliyorsun sürekli yenilikler getiriyoruz ve farklı gözden görmeye çalışıyoruz piyasayı. Ben şahsım adıma söyleyeyim. Yapı olarak farklı bir pencereden bakmak, farklı veriler sunmak benim en büyük gayem zaten. Biz burada şimdi yeni bir oluşuma gidiyoruz. Kripto sosyal tarafında şöyle bir veri analizine başladık. Bu arada yapay zekamız çıktı şu an. Onlar da devam ediyor. Al-sat sinyalleri çok da başarılı gidiyor. Allah'a şükür 2 gündür sağlam bir biçimde. Biz şöyle bir veri koyduk. Bu hafta sisteme tekrar yansıtacağız onu. BTC'nin %1'lik düşüşüne altların ortalama tepkisini ölçmeye başladık. Standart geçmiş veriler, şimdiki veriler doğrultusunda ne tepkiler veriyor? Bunların analizlerini yapıyoruz. Sabahki veri şöyleydi. %1'lik BTC düşüşüne altların %2.97'lik bir tepki verdiği, ortalama olarak düşüş tepkisi verdiğini biz rakamsal olarak gördük ama şu an o rakam 2.81'e düştü. Bu verileri güncel olarak ben takip ediyorum. Şu an için %2.81, yani %1'lik düşüşte %2.81'lik altcoin tepkisi veriyor. Hacimler son 2 gündür çok çok iyi. Ben aynı zamanda hacim takipçisiyim. 2 gündür iyi şekilde ilerliyor. Bugün hatta BTC'de %7.09, altcoin'lerde %9.13'lük bir hacim artışı oldu. Bunu yalnız sabahki veriler olarak söyleyeceğim. Şu an analizlerini yapmadım. Hacim tarafımız güzel ilerliyor. Aslında 2 gündür hareketli. Buradaki en büyük sıkıntımız maalesef şu.
Bundan yaklaşık 20 gün önce, yani botlarımız 15 gün önce, botlar çekildiği zaman ben takipçilerime şunu söylemiştim Discord kanalımızda. Şu an için kademeler çok sağlam. Yani düşüş olsa dahi alt taraftaki kademeler çok sağlam. O yüzden düşüşün altcoinleri çok etkilemeyeceğini söylemiştim. Yalnız botların gidişinin hemen 2 gün ertesinde altcoinlerdeki kademeler tamamen çekildi. Az önce verdiğim veri, bu %1'lik BTC düşüşüne %2,81'lik düşüş oranı o günlerde %1,17 bandındaydı. Şu an kademeler o kadar boş ki altcoin tarafında BTC'nin olası bir düşüşüne, olası bir düzeltmesine altcoinler çok sert tepkiler verecek. O yüzden arkadaşların temkinli olmasını rica ediyorum. En azından yaptıkları işlemlerde şu an kar aldılarsa dahi kar stoplu devam etmeleri benim açımdan daha mantıklı gözüküyor. Birincisi, botların uzun süreli olmayışı bize ne getirecek onu bilmiyoruz. İkincisi, bu kademelerdeki ciddi boşluklar çok fazla can yakacaktır. Üçüncü olarak da bu %1'lik BTC düşüşüne orantıladığımız %2,81. Yarın ben bunu Twitter'da da paylaşırım orantı olarak yüzde kaç tepkiler verdim. Bu anlık olarak değişiyor ama bugün ortalama %2,70 ile 2,95 arasında gitti geldi. Burada sadece özet olarak şunu söyleyeceğim. Olası bir %10'luk BTC düzeltmesini çarpı 2,81 olarak hesaplasınlar. %10'luk bir düşüş %28 bandında altcoinlerde bir tepkiye sebep olur ki vadeli tarafında daha derin düşüşler yapar. O yüzden temkinli gitmekte şu süreçte bana göre fayda var Erak. Abi temkinli gitmek meselesine zaten Büşra da sağ olsun değindi. Çünkü hemen hemen piyasada yukarı yönlü piyasa beklentisi işte 30 kaç 37 bin 38 bin bandından beri başlamıştı. Ama hani ondan beridir de aslına bakarsanız kuvvetli denilebilecek bir yükseliş var ama o yükseliş de en azından bir düzeltme öncesi artık alanımız az kalmış gibi gözüküyor. Yani piyasalarda en nihayetinde her zaman gördük bunu. En kuvvetli trendlerde bile her zaman trend içinde düzeltmeler oluyor. İşte o yüzden söylüyoruz hani buralarda biraz temkinli olalım. 44-45 bandından yine tepki aldığında tekrardan güvenmeye başlayalım. Ama Murat abinin dediği gibi gerçekten bizim Büşra ile benim öngördüğümüz gibi 50-51 bin bandına gidip oralardan tepkisel bir düzeltmeye dönüşürse bu özellikle altcoin'lerde halen bu durumda devam ederse işte kademelerdeki boşluklar, botların yarattığı kademesel boşluklar hala devam ederse gerçekten düzeltme altcoin'ler tarafında can yakıcı olabilir. O yüzden herkese tekrardan hatırlatalım. Buralar biraz daha temkinli gidilmesi gereken. Belki stop koymak isteyenlerin stop koyabileceği, özellikle vadelideyseniz mutlaka stoplu gidilmesi lazım. Spot tarafında da belli alanların altına düşülmesi durumunda manuel stoplarla riskin yönetilmesi gereken dönemler. Bunu da tekrardan burada hatırlatmış olalım. Büşra buralarda mısın hala? Buradayım tabii dinliyorum can kulağıyla. Eyvallah, eyvallah. Büşra, bunların dışında yani işte Bitcoin'i konuştuk, Ethereum'u konuştuk, genel olarak altcoin'leri konuştuk. Önümüzdeki dönem için yani mesela işte bu hafta kapanışına doğru beklediğimiz gibi bir haftalık kapanış gelmesi durumunda önümüzdeki haftalarda belki Fed toplantısına kadar piyasayla alakalı genel beklentinden de bir bahsetmeni rica etsem. Tabii seve seve bahsedeyim. Biraz önce senin de söylediğin gibi aslında Nasdaq borsasıyla çok uzun zamandır korele gittiğimizi ben de takip ediyordum. Hatta yine Nasdaq tarafında hemen grafiğimi de açayım. Tarih verecek olursam 5 Ekim'den itibaren oluşmuş. Burada bu sefer tam bullish bir yapı söz konusuydu. Hatta ben şu anda 15.166 seviyelerinde olan Nasdaq için beklentim 15.512 seviyelerine kadar bir yükseliş gelmesi. Akabinde yine oradan Nasdaq'ta da bir düzeltmenin söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Tabii bununla beraber Bitcoin tarafına da baktığımızda bir ay kapanışıyla karşı karşıya kalacağız. Bu noktada ay kapanışına gelirken hemen grafiğimi aylığa almak istiyorum. Hatta burada haftalıkta da bakarsam daha sağlıklı olacak. Evet, haftalıkta takip etmiş olduğum seviyelere baktığımda evet alçalan trendimizi kırdık geçtiğimiz hafta.
Bu hafta yine oldukça güzel seviyelerdeyiz. Hemen bakıyorum. Ancak bu hafta yine önemli hem ay kapanışımız var hem de hafta kapanışıyla beraber acaba tekrar bu alçalan trende dokunmak ister mi? Şayet böyle bir yapıda da 40 bin seviyelerini görürüz. Ben Hakan'la olan yayınımızda da bahsetmiştim. Uzun bir süre 40 binin altında Bitcoin'de herhangi bir beklentim yok. Çok büyük olumsuz gelişmeler olmadığı takdirde genel olarak çünkü kuvvetli 40 binin 40 bin seviyesinin altına inmememiz konusunda güçlü seviyeleri destek haline getirdik. Bu benim için önemliydi. Bu noktada olur da şayet 40 bini görürsek bunlar benim için alım fırsatı olarak değerlendiririm. Uzun soluklu baktığımızda ise Nisan ayıyla beraber ben aslında biraz daha yukarı yönlü Bitcoin'de bir hareket bekliyorum. Beklediğim seviyelerde. Tabii bunlar bugün yarın olacak seviyeler değil. Öncelikle onu hatırlatmak isterim. Dediğim gibi ara düzeltmeleri mutlaka takip ediyor olacağım. Ancak 58 binin çok uzun bir zaman sonra değil, çok daha aslında yakınlarda bir yükseliş yaşayabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ama tabii yeni bir ATH seviyesi olur mu derseniz, bu noktada hepimizin konuştuğu son günlerde ülkelerdeki regülasyonlar çok önemli. Yani biz geçen gün hatta konuştuk, Tayland'da aslında bir gün vergi alacağız deyip akabinde yasaklamalar getirebiliyor ülkeler. Bu yıl bizi regülasyonlar konusunda neler bekler? Eğer olumlu bir hava geçirirsek şayet evet yeni bir ATH seviyesi yapabiliriz. Ancak sıkılaştırılmış regülasyonlarla karşı karşıya kalırsak biraz daha rölantide bir yıl geçirebiliriz diye düşünüyorum. Ama genel olarak yönümün rölantide bile olsak bir akümülasyon sürecinde bile olsak dediğim gibi çok düşüş göreceğimizi düşünmüyorum. Bu şekilde yorum yapabilirim. Peki Büşra, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrardan yorumların için biraz spontane olduğu için arkadaşlar Büşra'yla hiçbir hazırlık yapmadık öncesinde. Geçen hafta sözleşmemize rağmen o yüzden kendisine onu fark ettim yani sürekli bir şeylere bakmak zorunda kaldı. Hiç problem değil. Canlı eyvallah yüzünden hiç ama problem yok. sürekli eyvallah sen de bizler gibi sürekli ekranın başında vaktini geçiren bir analist olduğun Evet. için sıkıntı yaşamayacağını düşündük. Nitekim öyle de oldu. Teşekkür ediyorum yorumlamaların için tekrardan Büşra. Rica Sağ olasın. Burak, orada mısın? Evet, buradayım. Baktın mı yine? Baktım, paylaştım hatta. Şimdi orada 10 bin BT Bitcoin aşağı yukarı bir giriş olmuş. Hatta şöyle bir zoom out yaptığımda şeyde de gördüm. Burada da paylaşayım şu yukarıya hemen. Arkadaşlar da görsünler hani bulması daha kolay Tamamdır. olsun diye şu an paylaştım. Hani benim profilden de takip edebilirler. Veri henüz ham. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Ben zaten buna hep dikkat ediyorum. Yani şimdi kript şeyle ilgili, on-chain'le ilgili bir veri düşüyor sisteme. Şimdi bu veri şeye Glassnode'a diğer yerlere de her yere düşmüştür. Çünkü bu zaten otomatik olarak hani bilgisayarların tespit ettiği bir şey. Ama biz bunun işte içeriden mi olduğu, bunun hani tam olarak ne karşılığa gel. Ben özellikle veri ham diyorum. Veri ham derken benim kastettiğim şey yani biz şimdi bu anda bunu şu anda yapıyoruz bunu hani bu veri açıklandı burada. Bir yandan ben arka tarafta CryptoQuant ekibiyle Kore'deki ekiple şu anda onlarla yazışıyorum. Bununla ilgili hani bu çıkışı Bağlantı sorunları sinyali veriyor yönetici tarafında. Böyle sinyaller geldi mi de space bir anda kapanabiliyor. Onu bir uyarayım. Hani öyle bir şey olması durumunda hemen yine space Tamam. linki paylaşıp hemen oradan girebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir dakika Tamamdır. falan içinde paylaşırız. Oluyor Yok çünkü bu zaten muhtemelen şu an çekilme. yayın kopacak arkadaşlar. Söyleyelim onu. O Evet. gelince o uyarı hep kopuyor. Ondan sonra Bundan sonra yayın koparsa ben açacağım yayını. Hemen oradan devam ederiz. Tamam. Hani tamam, zaten süper. kendi aramızda da öyle anlaşmıştık. Yayın Evet. koparsa ben açacağım diye. Evet. Herkesin de bilgisi olsun. Yayın şimdi kopunca ben açacağım. Umarım kopmaz. Tamamdır. Şey bahsettiğim şey
Neden bahsediyordum? Ha, dün bir veri geldi. MPI bu. Madencilerin pozisyon şeyi endeksiyle alakalı bir veri geldi. Orada da çok ciddi bir şekilde bir hareketlilik oldu. Yani endekste çok yükselme oldu bir anda ve bu yükselme de çok uzun zamandır olmayan bir yükselmeydi. Bu şu anlama geliyor. Madencilerin adreslerinden büyük bir çıkış olduğu anlamına geliyor. Kopacağını tahmin etmiştik. Ne olacağını söyledik arkadaşlar. Her şeyi önceden biliyoruz. paylaşımlarımızı ben yaptım tekrar. Siz de yayını paylaşırsanız sevinirim. Bir dakika izin verirseniz bize hem biz paylaşımlarımızı yapalım hem de herkes toplansın. Bu arada Sevcan bir önceki yayını davet etmiştim ben. Tam sözüm bittikten sonra konuşmacı olarak davet edecektim. İçimden dedim şimdi yayın zaten kopacak. Bir sonraki yayında konuşmacı olarak da davet edeyim dedim. Sevcan hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Hoş geldin, iyi akşamlar. Merhaba Sevcan, Şey, hoş geldin yayınımıza. teşekkür ederim. biz Selamlar. Sevcan'la ben bir iki yayında tanışmıştım ve onu kripto woman tam adı şeyi derneği diyeceğim ama doğru Evet, mu şey Sevcan İstanbul oradan? Blok yani Blok Zincir Kadınları Derneği Türkçesi. Ama İstanbul Blockchain Women olarak biliniyoruz. Dernek adı, yasal adı İstanbul Blok Zincir Kadınları Derneği. Güzel. Orada daha önce Ağustos ayında sanırım bir yayın yapmıştım ben global Bitcoin şeyle ilgili olarak. Oradan Ebru Hanım katılmıştı. Özlem Hanım katılmıştı. Oradan hani benim de haberim oldu. Haberim oldu derken daha öncesinde zaten hani kripto ile ilgiliydim de sonrasında dernekle alakalı değil de bütün hepsiyle beraber aynı anda aslında öğrendim hepsini. Öğrenmiş oldum. Senin de orada olduğunu biliyorum. İstersen Evet, doğru. biz toparlanırken çok kısa oradan bahset. İkinci olarak da hani o dernekten bahset. Hem buradaki herkesin bilgisi olmasını istiyorum. Ben önemsiyorum böyle şeyleri. İkinci olarak da makroekonomiyle senin ilgili yani o konuyla ilgili analizlerini takip ediyorum zaten. Son dönemde bu önümüzdeki dönemle ilgili de yorumlarını paylaşırsan çok seviniriz. Tamamdır, anlaştık. Derneğimizden bahsediyorum o zaman. Derneğimizin hesapları bu arada İstanbul Blockchain Women yazdığınızda hem Twitter, Telegram, Instagram ve ayrıca kendi blogumuz da var. Medium hesabımız da var. Takip edebilirsiniz. Bülten de yayınlıyoruz. Ben orada içerik tarafına başladım çalışmaya. Pandemi döneminde aslında ben de dahil oldum. Dernekleşme sürecini yakaladım. Dernek olarak amacımız biz genelde hep görüyoruz ki maalesef ki hem finansal piyasalarda hem de mühendislikle ilgili, teknolojiyle ilgili olan pek çok aslında iş tanımında kadınların oranlarının daha az olduğunu görüyoruz. İçerisinde, projelerin içerisinde olsalar bile özellikle yatırım kısmında mesela bankacılıkta da genelde kadınları daha çok bankacılık aslında %50'ye 50 eşit olan kadın erkek eşitliğinin olduğu meslek gruplarından bir tanesi olmasına rağmen kadınlar genellikle satış ve pazarlama departmanlarında yer alır. Ama hazine departmanlarında veya CTO dediğimiz teknoloji officer rollerinde daha oranları azdır. Dolayısıyla biz de bu aslında hem eşitsizliği gidermek hem de aslında kadın ve erkek diye bir ayrım yapmadan olabildiğince bu blok zincir ekosistemi ve kripto para dünyasında eğitim fırsatını sağlamak üzere kurulmuş bir derneğiz. Derneğimizde şu anda aslında Cemil Çinasi Türün Hoca da var. Erkek üyeleri de kabul ediyoruz bu arada. Dolayısıyla aslında bir kadın erkek ayrımımız yok ama normalde olan bu tarz meslek odalarında, gruplarında ve derneklerde genellikle erkek egemen olduğu için biz de bu fırsat eşitsizliğini kapatmak adına İstanbul Blockchain Women olarak kurulduk. Ebru bahsettiğin gibi Ebru Güven ve Başak Burcu Yiğit ikisi de derneğimizin kurucuları. Şu anda da kalabalık bir dernek olarak hem eğitimlerimizde hem de gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle beraber büyümeye devam ediyoruz. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Ben de Teşekkürler. pandemiden itibaren Konuya geçmeden önce şeyi soracaktım. Çağla Hoca da benim aslında şeyle dernekle benim ilk bağlantımı sağlayan Çağla Gül Şen kardeş Hoca'ydı. Onu da çok yakından Evet. takip ediyorum. Çok Hocamızın da sevdiğim bu bir arada hoca. blok zinciri ve NFT üzerine yeni bir kitabı çıktı. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Evet, harika. İlgilenenler için Türkçe ve muazzam bilgiler içeren bir kitap olduğunu da aktaralım. Tamamdır. Çok teşekkürler. Biz de toplandık zaten. İstersen bu makroekonomiyle ilgili, önümüzdeki dönemle ilgili yorumlarını da paylaşırsan çok seviniriz. Tamam, anlaştık.
Öncelikle Barış Şehri İstanbul'dan herkese selamlar diyeyim. Eminim ki bize İstanbul'dan, Anadolu'dan, Avrupa'dan, sen Amerika'dasınız zaten, pek çok yerden dinleyen insan var. Bugün aslında bildiğiniz üzere İstanbul'dan İstanbul'da gerçekleşen barış görüşmeleri gerçekten ilk defa somut bir şekilde barış umutlarımızı yeşertti. Rusya'dan sıcak savaşın durduracağından ilk defa bir açıklama geldi. Sıcak savaş bitiyor ama maalesef ekonomik savaş ve yaptırımlar kolay kolay bitmeyecek. Gerek piyasalar üzerindeki risk algısı, gerekse aslında Türkiye tarafına hali hazırda yansımış olan enflasyon ve dolar TL paritesinin yükseltmesi devam edecek ve biz zaten bunları yaşadık. Ama bütün bunlar olurken de aslında baktığımızda makro ekonomi tarafında bütün dünyanın bir önemli dönüm noktalarından geçtiğini görüyoruz. Önce neyi görüyoruz? Niceliksel gevşemeden niceliksel sıkılaşmaya doğru giden bir eğilim var. Ve zaten sözlü yönlendirmeyle açık açık söylendiği şekilde Fed'in Mayıs ayında faiz artışını bekliyoruz. 0.25 bas puan artışıyla beraber başlayacağı algısı artık 0.50 olarak beklenti dahilinde ve global yatırım bankalarından da aslında Fed'in sert bir şekilde piyasaya müdahale edip dozunu arttırarak ilk miktarda bu sıkılaştırma sinyallerini net bir biçimde verip enflasyonun dizginlenmesine dair de yeni talepler ve raporlar yayınlanmaya başlıyor. Böyle bir durumda aslında biz baktığımızda da maalesef ki hep enflasyonu konuşmuştuk bu zamana kadar ki dönemde, ama artık resesyonun da hayatımıza girebileceğine dair, yani enflasyonla beraber devam edebilecek olan bir durgunlaşma döneminin de tehdit unsuru olarak karşında olduğunu görüyoruz. Bunu da nereden görüyoruz? Tahvil faizlerindeki, ABD tahvil faizlerindeki 2 yıllık tahvil faizinin 10 yıllık tahvil faizinin üzerine çıkmasıyla görüyoruz. Ve dolayısıyla resesyon gümbür gümbür kapıda. Hep bugüne kadar enflasyondan konuştuk ve kripto para piyasasında aslında enflasyona karşı riskten korunma aracı olarak tercih edildiğiyle gündeme geldik. Peki resesyon olabileceği durumda ne olur diye aslında düşünecek olursak da böyle bir piyasa koşulunda da aslında ben Bitcoin'in diğer piyasa, yani kalan bütün altcoin'lere karşı daha pozitif ayrışabileceğini ve biz bugüne kadar aslında hep böyle durumlarda elle tutulan somut araçların yatırımcılar tarafından tercih edildiğini görmüştük. Mesela bunlar neydi? Hisse senetlerinden gerçek varlıklara dönüştü. İşte arsa almak, ev, araba almak gibi yatırım araçlarıydı. Ama böyle durumda da gerçekten kripto para piyasasının aslında buna ikame edilebilecek belli araçları da var. DeFi protokolleri ve NFT'ler aslında burada da başı çekiyor. Dolayısıyla hiper enflasyon olması durumunda, yani devam edecek enflasyonun yükselmesi, Fed'in bunun önüne geçememesi durumunda biz gerçekten kripto para piyasasının yine ivmelenmesini çok rahat bir şekilde yaşayabiliriz. Ama gerçekleşecek olan resesyon gibi bir süreçte de piyasada belli dalgalanmalar ve belli protokollerin öne çıktığı, DeFi protokollerinin öne çıkması ve periferisinde ise Bitcoin'in daha pozitif ayrışması gibi senaryolar önümüzde olacak. Bu hafta aslında başlarken tahvillerden satış kripto para piyasasına alış şekilde bir tema belirlemiştim ben de ve bu hafta da aslında öyle geçti. Önümüzdeki dönemde de bunları yine takip ediyor olacağız. Ama bir yandan da bütün devletlerin bu savaş ekonomisiyle beraber, yaptırımlarla beraber kripto para piyasasını regüle etme savaşına girdiği ve bir yarışına girdiği dönemdeyiz. İngiltere'den, Avrupa'dan regülasyona dair aslında Mart sonu, Nisan başında önemli haberler bekleniyor. FCA'den İngiltere'de önümüzdeki hafta bir açıklama gelecek. Hem lisanslanma statüsünü kazanmış olan kripto borsalarına dair hem de oradaki Maliye Bakanı'nın açıklamaları gelecek. Yine Avrupa tarafında aslında $1000 üzeri kripto transferlerine dair yeni bir düzenleme de var. Burada da aslında $1000'ın üzerine gerçekleşecek olan kripto transferlerinde tıpkı bir bankadaki işlem gibi alıcı bilgilerinin talep edilmesine dair ve aslında kripto para piyasasının anonimliğine de uygun olmayan belli maddeler konuşuluyor olacak. Biz de bunun etkisini görüyor olacağız. Ama savaş bütün ekonomileri yıprattı. Bütün devletlerin paraya ihtiyacı var. Ve bütün devletler artık bunu bir vergi yöntemi ve devlete bir maliye politikası olarak da görme eğiliminde. Dolayısıyla aslında savaşta bile ayrışan kripto para piyasası önünde daha güzel günlerin olduğunu söyleyebiliriz. Regülasyon konusunda yumuşak ve kripto dostu eğilimlerle beraber. Çok teşekkürler Sevcan. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben bir önceki yayında bu şeyden bahsediyordum. Dünkü madenci
position index'ten bahsediyorum. Yani bu madencilerin pozisyonlarındaki bu çıkış olmuştu ve bunu Barış kardeş paylaşmıştı. Tam ben o sıra bu arada saat farkından dolayı uyumaya gidiyordum. Orada gördüm ki bu tür şeyler şimdi oradaki veri Miner Position Index sadece çıkışı gösteriyor. Ve çok ciddi bir çıkış olmuş madencilerin. Hani tek bir indikatöre bağlı olarak işlem yaptığımızda bu tarz şeyleri gözden kaçırma imkanımız oluyor. Hani böyle bir veri geldiğinde ya siz hani bunun ilişkili diğer verileri kontrol etmeye çalışın ya da kripto kuantta benim işte Türkçe kripto kuant hesabındaki paylaşımları takip ederseniz orada zaten hep uyarıları bu tarz şeyleri uyarılarla paylaşıyoruz. Bir şey olduğunda, update olduğunda hani CryptoQuant ekibinden bir güncelleme geldiğinde oradan da paylaşmaya çalışıyorum kendi hesabımla birlikte. Söyleyeceklerim bu kadar benim. Eralp. Eyvallah. Burak, çok teşekkürler abi. Sevcan, sana da çok teşekkür ederiz. Özellikle makro ekonomi konusunda. Gerçekten çok değerli bilgiler verdin. Bunu da bir açık davet olarak siz ve Büşra'ya iletmiş olayım. Her zaman bekleriz. Şeref verirsiniz. Onu söyleyeyim. Sevinirim. Memnun oldum ben de. Ben bir başka yayına katılacağım da o yüzden affınıza sığınıyorum. Aramızdan erken ayrılıyorum ama bundan sonra teşekkür ederiz. Tamamdır. İyi akşamlar. O zaman Murat abi söyleyebileceğim hiçbir şey maalesef kalmadı. Sadece beklemek zorundayız. Eyvallah abi. Teşekkür ederiz. Büşra, tekrardan katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Renk kaptın. Gerçekten güzel bilgiler verdin. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim Erap. Çok sağ ol Burak. Ve diğer arkadaşlar da yeni tanışma şansım oldu. Sevcan ve Murat sanırım. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Teşekkürler Büşra. Çok çok teşekkürler geldiğin için tekrar. Yani bugün o kadar çok konuştuk ki işlerimizle alakalı. Zaten hani yarın yine öğlen saatlerinde değerlendirme yapacağım. Bugün on-chain konuşmamıştım. Yarın bu minor position indeksi, inflow'ları, outflow'ları tekrardan arkadaşlarla konuşacağım. Şu an itibariyle konuşacağım ekstra bir şey yok. Teşekkür ediyorum herkese katılımı için. Arkadaşlar sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.